İyi günler, ekonomide görünümle karşınızdayız. Bugün ekonomide görünümde bir meslek örgütünü konuşacağız. Seçimleri var meslek örgütünün ve işte bu meslek örgütünün sorunlarını, çözüm önerilerini konuşacağız. 44 bin üyesi bulunan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın 24. seçimli genel kurulu. Bu hafta sonu 11-12 Mayıs tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Başkan adaylarından Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Başkanı Turgay Kanarya konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Şimdi izin verirseniz önce bir piyasalara bakalım. Çünkü biliyorsunuz piyasalarda hareketlilik var. Sonra dediğimiz gibi bu meslek örgütünün sorunları ve çözüm önerilerini konuşuruz. Önce bir piyasalara bakalım. Evet. Piyasalarda hava nasıl? Dolar tarafında yükseliş vardı. Borsa İstanbul 89.285, 90.000 puanın altına geldi. Gerileme var. Dolar tarafında 6.23, 6.24'e yakın seyrediyor. Euro TL 6.99, 7 lira seviyesine geldi. Euro dolar 1.11.92. Faiz ne durumda? Faiz nasıl başlıyor yeni güne? Ve tabii ki emtia fiyatları 24.74, faizde yükseliş var. Altın onsu 1.284. Dolayısıyla gram altın 257 liraya çıktı. Petrol de 70 dolar seviyesinde. 257 liraya çıkınca gram altın tabii. Burada hem ons hem de dolar etkili. Diğer taraftan baktığımızda çeyrek altın ve yarım. Cumhuriyet altını ne kadar? Gram altın 257, çeyrek altın 423, yarım altın 846, Cumhuriyet altını 1718 lira seviyesinde altın fiyatlarında da yükseliş var. Şimdi biz konumuza dönelim. Turgay Kanarya konuğumuz. Dediğimiz gibi 11-12 Mayıs hafta sonu, evet. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın seçimli genel kurulu var. Evet. Öncelikle bu meslek örgütü ne kadarlık bir büyüklüğe sahip, kaç kişiyi ilgilendiriyor ve sorunları neler bu örgüt? Şimdi şöyle, aslında İstanbul Odamızın 43 bin civarında meslek yapısı içerisinde bir üyemiz var. Ama Türkiye'deki 120 bin civarında bir meslek örgütüyüz. Ve sorunlarımız aslında Türkiye çapında aynı. Yani haksız rekabet, tahsilat sorunu, 29 yıldır çözülemeyen sorunlarımız. 30. yıla giriyoruz, hala sorunlar aynı. Hiç değişmiyor. Ve angaryalarımız, devletin çıkarttığı her kanun, ki yıl ortasında çıkarttığını aslında normalde bizim için büyük bir angarya teşkil ediyor. Keşke bunu yıl sonuna kadar yapabilsek, ki bundan sonra öyle olmasını arzuluyoruz. Çıkacak kanunları lütfen yıl sonunda yaparlarsa uygulamada bizde de daha rahat olur. Çok sık değişiyor mu? Çok sık. Yani bizim mevzuatımız da kolay değil, değil mi? Mevzuatımız çok değişiyor. Yani her kanun tebliğlerle birlikte mevzuat çok değişiklik yapıyor. Arkadaşlarımız espri olsun diye söylüyoruz ama birçok arkadaşımız imam olmak tabirini hep kullanıyor. Keşke orada mevzuat değişmiyor deniyor. Gerçekten öyle. Biz bunlarla nasıl baş edeceğimizi şaşırdık ve bürolardaki arkadaşlarımızın çoğu son zaman dönemlerde vefatlarla karşılaşıyoruz. Kalp hastalıkları, şeker hastalıkları ve tahsilatımızı alamıyoruz. En büyük sorunumuz haksız rekabet. Yıllarca hep aynı yöntemle denendi. Maalesef o yöntem doğru bir yöntem değil. Mesela bizim şu andaki en büyük sorunumuz KDV sorunu. Nasıl bir sorun? KDV sorunu, %18 KDV ödüyoruz. Tamam. Bir de hizmet, şu andaki vergi usulü kanunu diyor ki hizmetin doğduğu anda serbest mesleği keseceksiniz veya faturanızı. Bizim bunu kesecek şu anda gücümüz yok. Yani almadığınız paranın makbuzunu kesmek zorunda kalıyorsunuz. Kestiğimiz her serbest meslek ve faturanın bedelini de nakit olarak ödüyorsunuz. Alabiliyor musunuz? Hayır. Biz buna karşıyız. Bununla ilgili çalışmayı Maliye Bakanlığı artık yıllardır kangren oldu. Hizmet değil. Tahsilatı yaptığımız anda KDV ödemek istiyoruz. Yani biz parayı kasamıza koyduğumuzda, cebimize koyduğumuzda vergisini verelim. Evet, artık KDV'nin %8 olması için gelir idaresine biz başvurumuzu yaptık. Gerekçemizi de söyledik. Yani diğer sektörlerde olduğu gibi biz bunu talep ediyoruz çünkü biz kamuya çalışıyoruz. Şu andaki yaptığımız yaklaşık %90'ı yakın ki hazineye aktarılan vergilerin tamamı bizim elimizden geçiyor. Tamamı bizim elimiz değiyor. Ve bugünkü ekonomik şartlarda bizden yararlanan bir Maliye Bakanlığı varken bize bu konuda mutlaka bir ayrımcılık sağlamak zorunda. Bizim buna ihtiyacımız var. Bu desteği almak istiyoruz. Ve en büyük sıkıntılarımızdan biri de haksız rekabet. Haksız rekabeti çözmeye hep yazılımlarla uğraştık. Ama yazılım değil. Haksız rekabetle neyi kastediyorsunuz? Meslektaşlar arasında büyük bir rekabet var. Çünkü mükellef seviyesi hep aynı, meslektaş adedi artıyor. Bunu yapmanın yolu aslında Maliye Bakanlığı'nın yıllarca üstüne gittiği ve bunu da önlemek anlamında söylemiyorum ama yönetim kadrolarının buna hiçbir zaman olanak vermediği yapı bir kapasite. Her mükellefin, her meslektaşın bir kapasitesi olmalı. Yani halk abiyane tabiriyle kota. Biz bu kotanın gelmesi için çalışacağız ve bunu yapacağız. Şu anda bir kota yok. Kota yok. İstediğin kadar tutabiliyorsun ve meslektaşlarımız arasında uçurum farkı var. Mükellef sayısında çok artış oluyor mu? Hiç artmıyor. İşte en son 3 yılda %1'lik bir artış var. Meslektaş adedi %20'lerde arttı. Bu seviye karşılamıyor. Uçurum gittikçe açılıyor.
Meslektaşlar artık mesleği Maslow'un teorisinde olduğu gibi, ihtiyaçlar teorisinde olduğu gibi maalesef normal hayatını yaşayacak ihtiyaçlara sahip değiller. Hı hı. Ben bunu söylerken üzülüyorum ama arkadaşlarımızın durumu, meslektaşlarımızın durumu gerçekten kötü. Denetimin dünyada bu kadar yaygınlaştığı bir ortamda, denetçilerin çok yaygın olarak yapıldığı bir dünyada, meslektaşlarımızın çok el üstünde tutulduğu bir ortamda Türkiye'de farklı gözle görülmekten artık bıktık. Bunun bitmesi gerekiyor. Hı hı. Ve bizim de Maliye Bakanlığı'nın bize de bu konuda desteğini, Adalet Bakanlığı'nın desteğini istiyoruz. Çünkü böyle bir kitleyi daha etkin kullanılabilir, daha etkin alanlarda bize görevler verilebilir. Ekonominin bugünkü yapısında denetim olanakları çok sıfır. Türkiye'de denetim %1.68'de yapılıyor. Yani %2 bile değil. Dünya ortalamasında minimum %7'dir. Biz bunu sağlamaya adayız. Biz diyoruz ki bunu biz tek elden yapalım. Bakın dünyada bunu yapan yapılar var. Bugün Yunanistan'ın yaşadığı bir olanaksızlıklar yaşadı. Ekonomik büyük bir sıkıntı yaşadı. Onu çözen kesim Yunanistan Oda Başkanı'nın söylemini burada sempozyumda söyledi. Denetçilere bıraktık ve o denetim yaptıktan sonra Yunanistan ekonomisi yukarı çıktı. Kamunun dahi denetçisinin bir denetçinin yapısı içerisinde olmalı. Yani bağımsız denetimde olmalı. Peki şimdi neler yapılmalı? Sizin ne tür projeleriniz var? Bizim en büyük projelerimizden biri meslektaşımız özellikle sosyal alanda bir kere eksikleri çok fazla. Çok beklentileri var. Bir mücbir sebebi bile meslektaşımızın ihtiyacı var. Ne demek? Doğuma gidemiyor arkadaşlarımız ki hep onu söylüyoruz. Biz 3 yıl evvel bunu getirdiğimiz zaman gündeme arkadaşlarımız laf olsun torbada olsun diye herkes broşürlerine yazıyor. Ama bu yapılar artık hayattan kalkmalı. Bizim mücbir sebebimiz olmadı. Doğuma gidemiyor arkadaşımız. Yani bir mücbir beyanname sebebi yok. Zamanında. Beyanname zamanında beyannamesini veremiyor. Beyannameyi vermediği sürece de doğuma gitmiyor. Hastaneye gidemiyor. Hastaneye gitse maalesef bunlarla karşılaştığı şeyler çok kötü. Mücbir sebep ne zaman gündemimize geldi? Nasıl oldu? Meclise nasıl taşındı diye sorarsanız Mersin'deki meslektaşımızın vefatıyla gündeme taşındı bu. Yani Mersin'deki meslektaşım hastaneye gidiyor. Hastanede diyorlar kalp krizi geçiriyorsunuz. Yatıracaksınız. Hayır diyor. Bir beyannamem var. O beyannameyi vereyim geleyim diyor. Hı hı. İmzayı veriyor. Çıkıyor. Gidiyor hastanede. Bürosunda vefat ediyor. İşte bununla birlikte bu yöneticilerin hepsinin sorumluluğu vardır ben dahil. Bizler Mersin'de de olsa o arkadaşıma sahip çıkamadık. Sadece bu gösterge. Bizler bunu önlememiz gerekir. Bununla ilgili de mücbir sebebin çıkması için biz bütün gayretimizi gösterdik. Ve onunla ilgili de Gelir Dersi Başkanlığı'na bir dilekçeyle başvurduk bunun olması için. Hı hı. Tabii bunun yanında yeşil pasaport olayımız var. Biz meslektaşların da bir kamu görevi yapıyoruz. Bizi sağladığımız tüm hizmetler kamuyadır. Yani yeşil pasaportun çıkması bizim için bir itibardır. İtibari değeri var. Ama meslektaşlarımız buna ihtiyacı var mı? Var. Meclise taşımak için başvuruyu yapacağımızı söylediğimizde geçen genel kurulda da sayın şu anki iktidardaki arkadaşımız bizimle aldatmayla, sahtekarlıkla suçladı. Hı hı. Ama bu olması gereken meslektaşımızın kamunun 10 yıllık bir kamu memurunu bunu alabiliyorsa biz de almalıyız. Evet. Biz bu alanda da girişimimizi bulunduk. Ve ilgili bakanlığa ve meclise de Sayın CHP milletvekilimiz Özgür Karabat aracılığıyla da başvurumuz yapıldı. Şu anda meclisin gündeminde. Bütün gruplardan ve özellikle bütün milletvekillerimizden bu konuda bize anlayış göstermesini istiyoruz. Hı hı. Çünkü bizler gerçekten buna ihtiyacımız var. Deneyim kazanmak için de ve meslektaşımızın itibari değeri için. Peki bunun dışında şimdi baktığımızda sizin bulunduğunuz yani sizin mesleğinizin gereği siz hem vatandaş tarafında onların işte adil bir şekilde vergisini verebilmesi için yardımcı olsunuz hem de kamu tarafında kamusal bir göreviniz var. O verginin düzenli, düzgün bir şekilde kamuya aktarımı. Çünkü o da önemli. Çünkü önemli. Mevcut ekonomik koşullarda evet vatandaşın bir takım sıkıntıları olabilir ama diğer taraftan da devletin işleyişinin sağlanması için vergi toplayabilmesi, sağlıklı vergi toplayabilmesi ve bu verginin de adil bir şekilde toplanabilmesi gerekiyor. Bu konuda peki özellikle en çok hani Türkiye'de en çok konuşulan konulardan bir tanesi verginin tabana yayılması. Bu konularda ne düşünüyorsunuz? Nasıl gerçekleşecek? Biz şöyle hem iş olanakları yaratmak açısından söylemiyorum ama Maliye Bakanlığı'nın denetimi belli. Denetim yapılmadığı sürece vergi toplanmaz. Dünyada bir kaide vardır, kitabi bir kaide. Vergi zorla alınan bir yapıdır. Kimse isteyerek vergi vermez. Evet. Mutlaka bir denetim yapılması gerekir. Bu denetimi de Maliye Bakanlığı'nın bütçesi belli. Yaptığı yapı yıllardır 1.68. 2'yi bulduğu dönem bile yok. Hı hı.
Ki kurduğu merkez özellikle şu andaki teknolojik yapısı çok üstün. Dijital yapılaşmayı Maliye Bakanlığı çok iyi yaptı. Ve bunu yaparken de bu hizmeti ve bilgileri veren kesin biziz. Bizden alıyor bu bilgileri. Bu kadar çok Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesine yardımcı olan bir meslek örgütünün ikincil vakası var. Yani bizden daha çok yararlanabilir. Biz denetçilerin şu anda özellikle risk analiz merkezinin gönderdiği ve inceleyemediği raporla biz talibiz. Biz diyoruz ki bunu meslek örgütü olarak biz yapalım. Devlete iş imkanı yaratalım ki bunun avukatlarda CMK'da nasıl varsa Cumhur'da biz de yapalım. Orada nasıl yapılıyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletinde en alt safhada param yok diyen üyesine veyahut da vatandaşa yardımcı oluyorlarsa biz de devletin şu anda denetimine yetişemiyor. Bir bu denetimi artıralım. %7'ye çıkardığımız zaman ekonomiye kazanım olur. Meslek örgütüne şu an atıl kapasitede duran bir yapı var. Bunu hayata geçirelim. Bunun gelişmiş proje. Ülkelerde örnekleri nasıl? Var tabii ki. Şu anda ülkelerin hepsinde bu var. Bakın denetimin en aşaması Türkiye'de audit mesleği şu anda dört büyükler demiyorum. Büyük firmalar şu anda bırakmak, kapatmak aşamasına gelmişler. Çünkü denetime çok önemsenmiyor ülkemizde. Çok değer verilmiyor. Bunun bir an önce aktive edilmesi lazım. Bunu da yapacak olan Maliye Bakanlığı'nın kendisidir. Adalet Bakanlığı'ndan da iş taleplerimiz var. Artık bu meslek örgütü sadece bir kapıdan değil, bütün kapıları zorlamak zorunda. Çünkü meslek örgütümüz çok gelişmiş bir yapıya sahip. Evet. Bizim zaten broşürümüz değil demiyorum. Bu bizim bir programımız. Mikro ve makro ölçekli bir plan çalışması yaptık. Bunların hepsi dünya ölçeğindedir. Dünya ölçeğinde yapılan bir çalışmaların örneklemeleri vardır. Ben 38 tane bizim şuyumuz var, buyumuz var demek istemiyorum. Ama peki, genel yapı bu. Peki. Peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza ben katıldığınız son için. Son bir söz söyleyebilir miyim? Özellikle arkadaşlarımızdan bir tek ricam var. Lütfen 11'inde ve 12'sinde genel kurulumuza katılsınlar. Ümidinizi yitirmeyin. Yani ümitsizlik en kötü şeydir. Meslektaşlarımıza ümit verelim. Biz hepimizin istmosu diye Bağımsız Mali Müşavirler Grubu olarak hepimizin odasını yaratalım diyoruz. 44 bin üyeniz var. 43 bin, 43 üyeniz, bin var. Üyeniz. Peki katılım nasıl? %38'de geçiyor. Maalesef katılım ümitsizlikten çok düşük. 15 bin kişiyle seçim yapıyoruz. O zaman ne oluyor? Hiçbir şey değişmiyor. Neden böyle bir katılım az? İlgisizlik. Biraz da yani hiçbir şeyin değişmeyeceğini, bu sene değişecek. Bakın değişecek. Lütfen yani gelin. Sandık önemli. Ben burada sandığın değişimin yılı olduğunu ve değişimin TÜRMOB'da yaptığımız değişimi İstanbul'da yaptık, TÜRMOB'da yaptık. İstanbul Odası'nda bu sene değişimin zamanı geldi. Peki. Değişim için Bağımsız Mali Müşavirler Grubu diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Evet, 43 bin üyesi olan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın seçimli genel kurulu hafta sonu. Bunu konuştuk. Özellikle meslek odasının sorunlarını değerlendirdik. Ekonomide görünümde hoşçakalın.